Bolu Barosu olarak bastırdıkları bu tişörtlerle mesaj vermek için bugün konuğum oldu. Köroğlan Haber'de kadına şiddet böyle protesto edildi. Güçlü olanın daha az güçlü olana uyguladığı kötü bir davranış olarak ne yazık ki dünya tarihine kazınmış 25 Kasım. Ana haber sunucusu gazeteci Arzu Sarı ve Bolu Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Fatma Kubilay, kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele gününde kadına şiddeti canlı yayında kadına şiddete son yazılı baskılı tişört giyerek protesto etti. Kuldan korkmuyorsanız, bizi kimse nasılsa görmüyor, şahidim yok diye düşünüyorsanız bilin ki sizi izleyen biri var. Allah'tan korkun ve şiddetten uzak durun diyoruz. Kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele gününde Köroğlu TV ana haber bültenine konuk olan Fatma Kubilay, şiddet uygulayan erkekleri cezalandıran yasal düzenlemelerin kurulan yeni hükümetle sağlanması için gerekli olan çalışmayı başlatacaklarını kaydetti. Biz bunun mücadelesini her zaman için veriyoruz. TÜBAKKOM'un da Türkiye Barolar Birliği Kadın Komisyonu'nun da gündeminde olan bir konu. Bolu Barosu Kadın Hakları Komisyonu TÜBAKKOM'un üyesidir zaten. Biz toplantılarına katılıyoruz. Bu hafta sonunda Manisa'dayız. Bir üye arkadaşımla birlikte, komisyon üyesi arkadaşımla birlikte Manisa'da TÜBAKKOM'un toplantısındayız. Yine bunları tartışacağız. Şimdi şöyle, yasalarımız gerçekten yetersiz. Yani bakın, bir kadına, ben bugün de değindim bunu, bir kadına çok fazla şiddet, yani nasıl anlatayım size, bıçakla saldırılıyor, adli, yakalanıyor, adli kontrolle serbest bırakılıyor. Hayır, kadına yönelik şiddet olduğu zaman, özellikle fiziksel şiddetten bahsediyorum ve bu silah sayılabilecek şeylerle, yani direkt silahlı olduğunda çok çok tehlikeli zaten, sağ kalma şansı yok. Hani bıçak bir nebze daha sağ kalma şansı belki olabilir ama bakın sopa, taş, bunlar da silah etkisi yaratan şeylerdir. Bu tür ciddi saldırılar boyutunda özellikle direkt ben tutuklama kararı verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kubilay, erkeklerin şiddete meyilli olmaması için küçük yaştan itibaren verilen eğitimin önem taşıdığını belirterek büyük oranda görevin yine annelere düştüğünü söyledi. Hani ataerkil toplum olduğumuz için yetiştiren anneler, babalar, aile içerisinde de erkek çocuğuna ayrıcalıklı gibi davranılmamalı. Yani ben bunu kendi ailemde hiç görmediğim için çok bana tuhaf geliyor açıkçası. Yani şiddetin çözümü yine kadında, değil mi? Anne noktada, olarak, anne en olarak, başta. Yani evet. Sadece evli olanların değil, bekar kadınların da şiddete uğradığını belirten Kubilay, şiddet gören kadının nereye müracaat edeceğini de söyledi. Polisi arayın, 155'i arayın. Çünkü bakın, gece yarısı olan bir olayda tabii ki bakın, yani barolara başvurabilirler, yani savcılıklara başvurabilirler. Ama ilk etapta özellikle polis, akşamları olan olaylarda 155'i arayacaklar.